TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Haber bültenimize dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turumuzla başlıyoruz. Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarımızı genişletip tahkim edecek, diğer yandan da Münbiç'e yöneleceğiz. Erzincan ve İstanbul'da terör örgütü PKK, KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Milliyetçi Hareket Partisi 12. Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart Pazar günü Ankara'da yapılacak MHP İl Başkanı Bekir Aksun, Milli Duruş Şühedaya Vefa, Millete Beka adıyla düzenlenen kurultay hakkında bilgi verdi. Milli Duruş Şühedaya Vefa, Millete Beka kurultayımızın 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Kapalı Spor Salonu'nda saat 10'da başlayacağını ve bütün hemşerilerimizin davet edildiğini ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra kongre istemiyle başlatılan süreçlerin Sayın Genel Başkanımızın 1 Ocak 2016 tarihindeki açıklamasında 18 Mart 2018 tarihinde olağanüstü kurultayımızın yapılacağını ifade ettiler. Ve kendilerinin ifade ettiği gibi süreç birçok zorlamalara, birçok ötekileştirmelere rağmen 18 Mart 2018 tarihinde yapılmak üzere kararı alındığı gibi uygulanacaktır. Bu karar Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK kurulunda alındı ve daha sonradan uygulanacak çağrılma davetler çeşitli broşür ve afişlerle desteklenerekten tüm halkımız Ankara Kapalı Spor Salonu'na davet edilmiştir. Büyük Türk Milleti'nin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayları her zaman bir toy halinde, bir şölen halinde hayat bulmuştur. Bu kurultayımızda yine aynı bir şölen şeklinde, bir toy şeklinde uygulanacaktır. Ve bunda büyük bir coşku, büyük bir kalabalık, büyük bir katılım beklemekteyiz. Şimdiden birçok ilimizden otobüslerin hareket etme anlarıyla ilgili krokiller dağıtılmış, hangi alandan nasıl girileceği belirtilmiş bulunmakta. Bununla ilgili genel merkezimiz bize ilgili krokiyi kendisi göndermiştir. Bu manada İstanbul, Ankara trafiğini de zora sokmayacak şekilde, düzenli bir şekilde bu kongremiz gerçekleşecektir. Şimdiden kongremizin başta Büyük Türk Milleti'ne, ülkemize ve camiamıza hayırlara vesile olmasını diliyor. Bütün Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Sayın seyirciler, Erzincan-Sivas Karayolu Sakal Tutan geçidinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sürücüler bölgede zor anlar yaşıyor. Erzincan-Sivas karayolunun 45. kilometresi sakal tutan mevkiinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Sürücüleri uyaran ekipler zincirsiz yola çıkılmamasını istediler. Sayın seyirciler, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliği Erzincan'da devam ediyor. Şenlik renkli görüntülere sahne oluyor. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği geleneksel çocuk oyunları şenliği Erzincan'da devam ediyor. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 5. sınıf öğrencilerinde yağ satarım bal satarım oyunuyla şenlik başladı. Şenliklere 5. sınıflardan 36 okul katıldı. 4 grup halinde yapılacak müsabakalarda her gruptan bir tane birinci çıkıp daha sonra ileri bir tarihte finalleri yapıp birinci belirlenecek. Geleneksel Çocuk Oyunları Tertip Komitesi Murat Yalçınkaya, çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını söyledi. 2015 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzalamış olduğu protokol gereği eskiden oynanmış olan oyunların günümüze uyarlanması, unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması ve daha önemlisi çocukların dijital bağımlılıktan kurtulması adına sokak oyunlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından protokol çerçevesinde illerimizde, ilçokullarda, ortaokullarda ve 9. sınıflarda, lise 1'lerde bu oyunları oynatıyoruz. Bu oyunları önceden bakanlık belirliyor. 4 tane oyunumuz var. Yağ satarım, bal satarım, mendil kapmaca ki şimdi oynadığımız oyun, kaleli yakan top ve tombik, 9 taş oyunu. Bu oyunlar Türkiye'nin her bölgesinde çeşitli isimler altında, çeşitli adlar altında oynanan oyunlar. Amacımız bunların unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması. Ünlü sanatçı Koray Avcı Erzincan'da hayranlarıyla buluşacak. Erzincanlı sanatçının konseri öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Birilere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz, ölürüz hasret gideriz, gösteriş ol didarı bana. Ünlü sanatçı Koray Avcı Erzincan'da hayranlarıyla buluşacak. Birilere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz, ölürüz hasret gideriz, gösteriş ol didarı bana. Konser öncesi Erzincan basınına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Organizatör firma yetkilisi Çağatay Mutlu, Erzincanlı sanatçı Koray Avcı konserine tüm halkı davet etti. Bildiğiniz üzere firma olarak Erzincan'da ilimizde çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Faaliyetlerimiz arasında firmamızın ağırlıkla organizasyon hizmetleri sektöründe faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bugün de şehrimizin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlamak amacıyla düzenlemekte olduğumuz bir konser programının tanıtımı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Düzenlemek istediğimiz konser programı 25 Mart 2018 Pazar günü akşam saat 18.30'da Erzincan'da 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda hemşerimiz olmasından gurur duyduğumuz, sanat dünyasında sesi gülen adam diye bilinen, söylemiş olduğu eserleri ve kendine özgü tarzıyla hayranlarının, milyonlarca hayranlarının gönlüne tat kuran hemşehrimiz Koray Avcı'yı misafir etmenin,
Erzincan'daki sevenleriyle, hayranlarıyla buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu ekip olarak yaşamaktayız. Konserimizin bilet satışlarını pazartesi günü itibariyle satışa sunduk. Ekip olarak yaşamış olduğumuz heyecan ve mutluluğumuzu konserimizin duyurusuna ulaşan, bilet temini yapan vatandaşlarımızdan aynı heyecanı, aynı mutluluğu hissettik. Yoğun bir katılım olacağını tahmin ediyoruz konserimize. Uzun süredir Türkiye'de gündemde olan çeşitli eserlerle birçok ili birden fazla ziyaret eden fakat şehrimize bugüne kadar gelememiş olması münasebetiyle ilk kez Erzincan'a getirme görevini üstlendiğimiz için firma olarak ayrıca gurur duyuyoruz. Bu sebepten dolayı 25 Mart 2018 Pazar günü 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz konser programımızda morale en çok ihtiyaç olduğumuz bu dönemde özellikle vize sınavlarının başlamasına bir hafta kala öğrenci arkadaşlarımızın içinde bulundukları sıkıntılardan, streslerden bir nebze de olsa uzaklaşabilmeleri adına, stres atabilmeleri adına konserimize sizlerin aracılığıyla tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Erzincan geliyoruz, memleketim, hemşerilerim. 25 Mart'ta Erzincan, 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'ndayız. Herkesi bekleriz. Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle kendini anlatan Şehir Erzurum programı düzenlendi. Program beğeniyle izlendi. Erzurum'da 12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kendini anlatan Şehir Erzurum programı düzenlendi. İnar, Afyonkarahisar, Nazilli ve Tire'de Yunan'la çarpıştı. Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda bar ekibi, müzik dinletisi, sema ve semah gösterileri sunuldu. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında anlamlı bir kutlama yaptıklarını belirtti ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. 2 yıllık esarete dayanamayan kahramanlar diyarı, Erzurum'un kahraman insanlarının müstevlisine işgalcisi olan Ermeni'ye baş kaldırarak bu toprağı yeniden esaretten kurtardığı günü 100. yıl dönümünü kutladık. Dedik ki bu 100. yıl böyle şan ve şerefle kutlansın, onurla kutlansın. O zaman Ahıska diye bir yer vardı. Elimizden çıktı o 1828'de. Ahıska dediğimiz yer hemen şu Ardahan'ın yanında öyle uzak bir yer değil. Ahıska elimizden çıktığında Posoflu bir şair şöyle söylemişti. Ahıska bir günü de gitti. Lisan-ı Türkiye'de gitti. Haber verin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Bugün Erzurum ve Anadolu'nun kapısı Mülk-i İslam'ın kilidi. O şarkıyı, o türküyü sakın söylemeyelim Erzurum için. O zaman Erzurum'a sahip çıkalım. Erzurum'a hep beraber sahip çıkalım. Anadolu'nun kapısı ve kilidi sağlamdır. Erzurumlu Nene Hatun karakteri ve Seyit Onbaşı'nın top mermisini sırtlayarak kaldırma anlarının canlandırıldığı program, Erzurumlu şair Nefi Ömer'in şiirleri ve bar ekibinin gösterisiyle sona erdi. Yüreğinden palan döken rüzgarlarına katıp Anadolu yaylasında... İran'daki 15 günlük Nevruz tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelen turistler için Ağrı'nın Gürbulak sınır kapısında tören düzenlendi. Bu yıl 10 binden fazla İranlı turist bekleniyor. Ülkelerindeki 15 günlük Nevruz Bayramı tatilini değerlendirmek için Türkiye'ye gelen İranlı ziyaretçilere Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak sınır kapısında karşılama töreni düzenlendi. Ağrı Valisi Süleyman Elban ve beraberindekiler
İran'dan gelen misafirlere gül ve çikolata verdi. Elban, İranlı ailelerle sohbet edip bayramlarını kutladı. Bayramınız ve yeni yılınız için tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlara vesile olur. Vali Elban, İran'dan bu yıl 10 binden fazla turist beklediklerini belirterek, gelen turistlerle birlikte ticaretin canlanacağını ifade etti. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün 15 günlük Nevruz tatilinin ilk günü. Tatil bugün başladı ve bizler Nevruz tatili dolayısıyla ülkemize karayoluyla Gürbulak kapısını kullanarak girecek İranlı kardeşlerimizin daha süratli, daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde ülkemize giriş yapmaları için arkadaşlarımız, burada bulunan tüm personelimiz çok yoğun bir hazırlık içerisindeydi. Ve bu hazırlıkların nasıl olduğunu görmek, biz de ilk misafirleri burada karşılamak, onlara hoş geldin demek için de buraya da geldik. Hazırlıklar genel anlamda tamam ve çok süratli bir şekilde geçen yıl 9.000'in üzerinde, bu sene de 10.000'den daha fazla bir ziyaretçinin kısa bir süre içerisinde bu kapıdan sıkıntısız geçmesi için çalışıyoruz. Ayrıca bu saha içerisinde 1.5 kilometrelik bir hatta insanlar yürüyerek dışarıdaki toplu taşıma araçlarına gidiyorlardı. Onun için de valilik olarak 2 tane araç dolmuş seferi koyduk. Ücretsiz bu misafirlerimizi de buradan kapıya, kapıdan da yine buraya taşırıyoruz. Yine ilimizde tüm taraflarla, yani turizmcilerle, otelcilerle, bir diğer tesis sahipleriyle, alışveriş yapacak yerdeki vatandaşlarımızla, esnaflarımızla bir araya geldik. Onlarla bu tatil boyunca gelecek misafirlerimizin sorun yaşamaması, huzur içerisinde ilimizde tatil geçirmeleriyle ilgili de gerekli görüşmeleri yaptık ve biz de hem valilik olarak hem aynı zamanda belediye başkanlığı, belediye olarak her türlü tedbirleri de aldık. İnşallah misafirlerimiz sonuç olarak Nevruz tatilini geçirirler. İranlı turistler de Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söyledi. O tam sınırda oluyorum Bazırgan'da. Her zaman da gelip gittiğimiz yer çok güzel bir ülke. Her zaman da geldiğimizde bizi de çok ağırlıyorlar. Törende Kafkas dans ekibince halk dansları gösterisi sunuldu. Bayburt Üniversitesi faaliyete geçirdiği güneş enerjisi santraliyle kendi enerjisini üretiyor. Üniversite böylece yıllık 800 bin liraya aşkın elektrik masrafından tasarruf ediyor. Bayburt Üniversitesi, Maliye Bakanlığı desteğiyle faaliyete geçirdiği güneş enerjisi santrali ile kendi enerjisini üretiyor. Sistemin 6-7 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun, yaptığı açıklamada yenilebilir enerjinin son yıllarda Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyerek yıllık 800 bin lirayı aşan elektrik masrafından tasarruf edileceğini söyledi. Biz Bayburt'ta mühendislik fakültemiz yaklaşık bir yıl Bayburt'un güneş alma oranını ölçtü. Kendi kurduğu teknik cihazlarla ve neticede şu sonuca ulaştılar. Bizim güneş alma oranımız Antalya'ya yakın seviyede ve bir fizibilite çalışması yaptılar. Eğer biz güneş enerjisi sistemini kurarsak üniversitemize, kaç yılda bunu amorti eder sistem kendisini ve ne zamandan sonra artık biz kâra geçeriz? Bunun çalışmasını da yaptılar. Onların çalışmasına göre 6-7 yılda bu sistem kendisini amorti ediyor. En az da 20 yıl üretime devam ediyor. Artık şu andan itibaren Bayburt Üniversitesi kendi elektriğini kendisi üreten bir üniversitedir. Bugün ürettiği enerjiyi tüketiyor. Ya da başka bir ifadeyle tüketebileceği kadar enerjiyi üretiyor artık. Ama yarın bir gün yeni eğitim binalarımız olacak, başka alanlarımız olacak, oraların aydınlanması, ısıtması vesaire gibi ihtiyaçlar doğacak. Bu ihtiyaçlar doğduğunda bu bizim kurmuş olduğumuz 1 megawattlık güneş enerji santrali belki ihtiyacımızı karşılamayacak. Belki biz ikinci bir 1 megawattlık daha güneş enerji santrali kuracağız. Bizim yıllık, yani bu yıl tabi belli olmadı da geçen yılı söyleyeyim, yaklaşık 800-900 bin TL civarında elektrik masrafımız oluyordu.
Bu masrafı artık biz şey etmeyeceğiz. Yani böyle bir masrafımız olmayacak. Kendimiz bunu karşılamış olacağız. Ben Şahin Okulu'na doğumlu. Sayın seyirciler, Malatya'da yaşayan bir hayvansever vatandaş, 30 yıldır o canlar bize emanet dediği kuşlar için saray, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar yapıyor. Yuvalar kentin çeşitli bölgelerine bırakılarak hayvanların barınması sağlanıyor. Malatya'da yaşayan 70 yaşındaki emekli esnaf Kenan Durgun, yaklaşık 30 yıldır o canlar bize emanet dediği kuşlar için saray, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar yapıyor. ...45 yıl manifaturacılık yapan Durgun, çocukluğundan bu yana boş zamanlarında yaptığı kuş yuvalarını kentin çeşitli bölgelerine bıraktı. Emekli olduktan sonra da evinin bahçesine atölye kurarak kuş yuvası yapmayı sürdüren Durgun, burada hiçbir teknik yardım almadan kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kuş yuvasını da evinin duvarına astı. Kuşlar için saray, şato görünümünde 13 katlı ve 150-200 odalı, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar üreten Durgun, hiçbir maddi beklentisi olmadan yaptığı yuvaları kendi imkanlarıyla hem kentteki hem de Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki belediyelere gönderiyor. Durgun, soğuk kış günlerinde özellikle beton binalar arasında kalan kuşlar başta olmak üzere kedi ve köpeklere sığınacakları yuvalar yaparak yararlı olmaya çalıştığını söyledi. Hepsine astıktan sonra gidip takip ediyorum. Girmiyorsa sebep ne? Ve %99 girdiğini görüyorum. Şimdi insanlara tanıtmak için bedava bugüne kadar aşağı yukarı işte vilayetlere, özel şahıslara, sitelere hediye olarak dağıttım. Üçer tane koli yapıyorum. Söyleme sahip kargosuna kadar kendim ödüyorum. İçerisine hediyeler de koyuyorum. Malatya'nın hediyelerini gönderiyorum. Ki her vilayete, Türkiye'nin her vilayetine, Adana, İstanbul, Kayseri, Konya, Eskişehir, İzmir, Samsun, tabii büyükşehir belediye başkanlarına ve mektup da yazıyorum. Her bir yerde ikişer tane, dörder tane asılıp insanlara örnek olur mu diye gücümün yettiği kadar uğraşıyorum. Bu bakanlara, belediye başkanlarına falan gönderdiklerim 11 gözlü ve en az 100 sene dayanmasını planlayarak ona göre çatılarını falan kalın renkli saçla yapıyorum. Onlardan şu yukarı 2 günde, 3 günde tamamlanıyor. Bu dünya sadece bizim değil. Yani biz kendi çoluğumuzu, çocuğumuzu kanadımız, kolumuz altına alıyoruz. Etrafımızda, dışarıda kediler, köpekler, kuşlar donuyor mu? Barınacak yerleri yok mu? Onların yaşadığı ağaçları kesiyoruz. Bizim hakkımız var mı? Onlara yaşam şansı vermiyoruz. Buna birisi bir öncülük etmesi gerekirken, yani benim gibi başkaları da çıksa yapsalar daha güzel, daha güzel ses getirir. Ama ben tek kaldım. Şimdi belediyelerin yahut da kurumların bir sürü imkanları var, araçları var, bir sürü elemanları var. İş yapmaları, işi yürütmeleri kolay ama ben tek canıma her işe kavuşmam mümkün değil. Yani her şey parayla olmuyor, her şey parayla olmuyor. O canlar bize emanet, dışarıda kedi donuyor. Sonra benim şu dikkatimi çekiyor, ben özellikle de söylüyorum ama sesim kavuşmuyor mu? Nasıl? Cılız mı çıkıyor bilmiyorum. Benim gücüm nereye kadar? Artık yolun sonundayız. İstiyorum ki biz toprağın altına girdiğimizde Allah razı olsun bu bize güzel örnekler bıraktı. Biz niye bunu devam ettirmeyelim diyen birileri çıksın. Sayın seyirciler, Anagolt 24 Erzincan Spor liderlik mücadelesi verirken bir taraftar grubunun sosyal medya üzerinden yönetime hedef alan açıklamaları üzerine Erzincan Spor Yönetim Kurulu resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Şimdi bu açıklamayı yorumsuz olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Anagolt 24 Erzincan Spor Yönetim Kurulu, bir taraftar grubunun kendilerini hedef alan açıklamaları üzerine resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yaptı.
Gerçek Erzincan spor sevdalısı taraftarlarımızın bilgisine diye başlayan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu. Son günlerde sosyal medya üzerinden Tayfa 24 adlı grup tarafından kulübümüz adına zarar verecek provokatif paylaşımlardan dolayı bir bilgilendirme yapmak hasıl olmuştur. Takımımızı yeniden profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çıktığımız bu yolda yönetim olarak 3. sezonumuz. Bu süreç zarfında takımın mali problemlerini çözerek, altyapı takımlarımızı kurarak, stadyum ve kulüp tesis çalışmaları yaparak gelecek yıllara güçlü bir Erzincanspor bırakmanın gayreti içerisinde olduk. Bu süreç içerisinde başkanımız ve yönetim kurulumuz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Tabii bizler bir aileyiz. Bu ailenin içinde tabii ki teknik heyetler, futbolcu kardeşlerimiz ve fedakarca takımını destekleyen gerçek taraftarlar var. Bu sezon çok zorlu bir grupta şampiyonluk mücadelesi verirken, hele hele şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken, her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız varken, taraftarlık duygusu içerisinde olmayan, bunu mesleğe çevirip kulüp üzerinden para kazanma hesabı yapan ve Tayfa 24 adında yapılanmaya çalışan birileri, öncesinde Diyarbakır Spor taraftar grubunun futbol takımının antrenmanlarını basarak, futbolcuları tehdit etmesini sayfalarında paylaşarak şampiyonluğa giden takımımızı da bu şekilde tehdit etme yoluna girmişlerdir. Ardından şampiyonluk yolunda çok önemli maçımız olan Muğla maçında yönetimi protesto etmek için zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Fakat takımımızın gerçek taraftarları 2 gündür bize bu konudan çok rahatsız olduklarını dile getirmişlerdir ve sosyal medya üzerinden gerekli tepkilerini ortaya koymuşlardır. Başkanımız ve yönetim kurulumuz hiçbir menfaat beklemeden gecemizi gündüzümüze katarak maddi manevi her türlü desteği şimdiye kadar verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bizim sadece amacımız şehrimize hizmet etmek, şehrimizin tanıtımına bir nebze de olsa yardım etmektir. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız tam bir Erzincan ve Erzincan spor sevdalısıdır. Bu takımın başarısını engellemek isteyenlere, çaba sarf edenlere veya başarısız olması için düşünenlere fırsat vermeyeceğimizin tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Kendini taraftar grubu olarak gösteren bu gruba hem kulübümüz hem belediye deplasmanlar için bedava otobüs verdiği halde ayrıca araca binenlerden para toplayarak bu işi rant kapısı haline getirmeye çalışmaktadırlar. Oysa ki yıllardan beri Erzincan ve İstanbul'da bulunan taraftar gruplarımız taraftar olmanın vermiş olduğu olumlu davranışlarda bulunarak her türlü fedakarlığı yaparak deplasmanlara kendi tuttukları araçlarla gitmişlerdir ve bu fedakarlığını da devam ettirmektelerdir. Bu nedenden dolayı diyoruz ki bu eylemlere hiçbir zaman prim vermeyeceğimizi ve sosyal medya üzerinden kulübümüz adına yapılacak tehdit mesajı içeren açıklamalarda bulunanlar için ilgili yerlere suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Hiç kimse Erzincanspor'dan büyük değildir. Şampiyonluk yolunda gerçek taraftarlarımızı pazar günü saat 14.30'da stadı doldurmaya ve takımını desteklemeye davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Anagolt 24 Erzincanspor Yönetim Kurulu. Şimdi sırada hava durumu. Erzincan 1-14, Erzurum -1-6, Sivas -1-13, Gümüşhane 0-14, Bayburt -2-8, Giresun 6-17, Elazığ 2-15, Tunceli 2-16, Bingöl 1-16, Malatya 4-17, Yozgat -1-14, Amasya 3-20, Kars -1-7, Van 1-8, Ağrı -1-9 derece. Serbest piyasada dolar alış 3.87, satış 3.88, euro alış 4.80, satış 4.81. 22 ayar altın bilezik alış 149.98, satış 151.49. Tam altın alış 1082.24, yarım altın alış 535.65, çeyrek altın alış 267.82'den işlem görüyor. Sayın seyirciler, ERT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bülteniyle sizlerleydik.
Yarın güzel haberler vermek ümidiyle esen kalın.